Ubeyli Gazi İlkokulu Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz çocuklar. E, fen bilgisinde en son hatırladığınız gibi ikinci ünitemizi bitirmiştik. E, i̇kinci ünite ile ilgili olarak şimdi iki tane etkinlik videosu bir tane de test videosu e, çekmek istiyorum. Öncelikli olarak birinci etkinlik videomuzdan başlayalım isterseniz. E, etkinliğimiz, ilk etkinliğimizde boşluk dolduracağız. E, şimdi ilk cümlemize bakalım. Besinler hastalıklara karşı vücudumuzun Neyini arttırır çocuklar? Direncini arttırır. Özellikle hastalıklara karşı direncini arttırır dediğimizde ilk aklımıza gelecek besinler hangileri olmalı? Tabii ki vitaminler olmalı. Bu da bir dipnot olarak belirtelim çocuklar. Vücudumuz için gerekli olan enerjiyi nereden alıyorduk? Besinlerden alıyor idik. İsterseniz yaptığımızı da şöyle çizelim. Böylelikle eleyerek gidersek hem doğru cevapları bulmamız daha kolay olur. Besinler vücudumuzun büyümesi ve gelişmesi için gereklidir. Büyüme ve gelişme dediğimiz zaman çocuklar aklımıza gelen ilk besin türü hangisi olmalı? Tabii ki hepsinin katkısı var ama ilk olarak hangisi gelmeli? Tabii ki proteinler gelmeli değil mi? Hayvanlardan elde edilen besinlere nasıl besinler deriz? Hayvansal besinler deriz. Hayvansal besinler örnek verecek olursak yumurta, tavuk eti, işte e, kırmızı et yani inek, e, dana veya koyun eti diyebiliriz, e, balık eti diyebiliriz. Onun haricinde e, peynir diyebiliriz, yoğurt diyebiliriz. E, bunları da tekrar etmiş olalım çocuklar. Sebzeler ve meyveler nasıl besinlerdir? E, bunlara biz bitkisel besinler diyoruz, değil mi çocuklar? Hemen bitkisinin üzerinde çizelim. Et, süt ve yoğurt nasıl besinlerdir çocuklar? Ee, burada tekrardan e, hayvansal besinler, hayvansal kelimesini tekrar kullanıyoruz. Hayvansal besinlerdir diyoruz. Gereğinden fazla besin tüketildiğinde nasıl bir beslenme olur çocuklar bu? Dengesiz bir beslenme olur. Peki bu dengesiz beslenme yani gereğinden fazla besin alarak yaptığımız dengesiz beslenme neye yol açıyordu çocuklar? Hatırlayalım. 4 harfli bir kelimeydi. O ile başlıyordu. Ben böyle deyince buldunuz mu bilmiyorum ama yine yazalım. Obez değil mi? Obez diyorduk. Gereğinden fazla besin tüketildiğinde kişinin gireceği duruma obezlik durumu, obezite durumu ee, diyorduk çocuklar. Vücudumuzun ihtiyacı olan besinler yeteri kadar alınmadığında bakın yeteri kadar alınmamış o zaman aklımıza hangi kelime gelecek? Yetersiz gelecek, değil mi? Çünkü yeteri kadar alınmamış. Böylelikle ilk etkinliğimizi bitirdik ve devam ediyoruz. İkinci etkinliğe geçiyoruz hemen. Evet bize bazı görseller verilmiş ve denmiş ki ve denmiş ki eee bitkisel olanlara B, hayvansal olanlara gıda olarak hayvansal olanlara da H yazın demiş çocuklar. Şimdi bakalım ilk başta domates görüyoruz. Domates nedir çocuklar? Bir sebzedir. Eğer sebze ise o zaman ne diyeceğiz biz ona? Bitkisel bir besindir diyeceğiz. Buradaki bir süt. Süt bildiğiniz gibi hayvanlardan elde ettiğimize göre o zaman hayvansal bir besindir. O yüzden H yazıyoruz çocuklar. Yumurtayı yine tavuklardan elde ettiğimiz için hayvansal bir gıdadır. Elma bir meyve olduğu için bitkiseldir. Ee, buradaki yoğurt çocuklar, yoğurdu da yine sütten, sütü de hayvandan elde ettiğimiz için hayvansal bir gıdadır. Buradaki bir marul, marul bir bitki olduğu için çocuklar bir sebze olduğu için bitkisel besindir. Burada bir kırmızı et var. Yani büyükbaş hayvandan elde edilmiş bir et çeşidi var. Ee, buna da o yüzden H harfini yani hayvansal gıdayı koyuyoruz ve burada da sucuk var. Sucuk bildiğiniz gibi etten üretilir çocuklar. E, etten üretildiği için de yine hayvansal gıda olarak geçmektedir. Aşağıda verilen e, besin bilgilerle besin içeriklerini eşleştiriniz demiş çocuklar. Şimdi biz birinci maddeyi okuyalım. Birinci maddede hangi besinin tanımı verildiyse biz o bir yazacağız. Enerji verirler. Şimdi çocuklar e, bu tip sorularda bizim için kilit kelimeler önemlidir. Yani enerji verir dediğine göre o zaman enerji veren ilk besin ilk önce aklınıza hangisi geliyor? Şimdi normalde yağlar ve proteinler de e, enerji vermektedir. Ama enerji verir dediği zaman ilk aklınıza gelen tabii ki karbon hidrattır. Ve bu karbonhidratlar ekmek, patates, pirinç ve makarna da bolca bulunur. Bakın görselde de zaten karbonhidratların üzerine makarna resmi koymuşlar. Zaten ipucunu da vermişler. İkinci sorumuza bakalım çocuklar. Karbonhidrattan daha fazla enerji verirler. Tereyağı, zeytinyağı, mısır yağı ve benzeri örneklerdir. Şimdi enerji veren ilk besin grubu evet karbonhidratlardır. Ancak ee, çocuklar yağlar ikinci olarak vücudumuzun başvuracağı enerji kaynağıdır ve karbonhidratlardan daha fazla enerjiye sahiplerdir. Peki neden e, vücudumuz madem böyle daha fazla enerji veriyor ama önce niye ona gitmiyor? Çünkü yağlardan enerji elde etmek zordur çocuklar. Yağları eritmek zordur. Zor olduğu için vücudumuz daha kolay olan karbonhidratlara birincili olarak olarak başvurur. Şimdi tereyağı, zeytinyağı, mısır yağı ve benzeri örnekleridir demiş. Yağlar aklımıza gelecek. Burada yağ örneği olarak da çocuklar gördüğünüz gibi tereyağı koymuşlar sağ üstte. O yüzden buraya da 2 diyoruz. düzenleyici <laughs> Düzenleyicidirler. Yaşamak için çok ihtiyaç duyarız. Şimdi düzenleyici dediğine göre çocuklar aklımıza ilk önce ne gelmesi lazım? Şöyle bir düşünelim ve yaşamak için çok da ihtiyacımız var Tabii ki su değil mi dördüncü olarak vücudumuzun mikroplara karşı dayanıklılığını arttırarak bizi hastalıklardan korurlar çocuklar bu da e, bildiğiniz gibi e, mikroplara karşı dayanıklılık deyince aklımıza ne gelecek önce vitaminler gelecek Az önce söylemiştik zaten soruları çözerken O yüzden buraya da 4 yazıyoruz tüm besinlerde bulunur. Kemik ve dişlerimizin güçlenmesinde kaslarımızın düzenli çalışmasında görevlidirler. Çocuklar bunlara da biz mineraller diyoruz. Mineraller bütün besinlerde vardır. Aynı zamanda e, içerisindeki işte kalsiyum örnek verecek olursak gibi mineraller örneğin kemiklerimizi güçlendiriyor. <laughs> Altıncı sorumuza bakalım. Yapıcı ve onarıcı. Yapıcı onarıcı deyince hemen 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 protein aklımıza gelecek çocuklar. Gerisini hiç okumaya bile gerek yok. Şimdi diğer etkinliğimize geçelim. Evet çocuklar, şimdi aşağıda verilen cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız demiş. Proteinlerin yapıcı ve onarıcı görevleri vardır. Az önce zaten e, soruyu çözerken daha okuduk, değil mi? Yapıcı ve onarıcı görevleri vardır. Nokta nokta, vücudumuzu mikroplara karşı savunurlar. Bunlar da vitaminler, değil mi? Bakın belli şeyleri öğrendikten sonra zaten soruları tak tak çözmeye başlarsınız. Çünkü bu bilgiler zaten belli başlı bilgiler yani çıkacak sorularda hep bu bilgileri temel alarak cevaplandırılabilecek sorular olacaktır. Şekli değişse bile cevap aynı olacaktır. Proteinlerin proteinlerin az olmasının yanında çok alınması da yine zararlıdır çocuklar. Çünkü fazla miktarda proteinde de vücudumuzda örneğin protein zehirlenmesi diye bir şey var e, bir rahatsızlık var ona bile sebep olabilir bizim amacımız her zaman dengeli beslenmektir hem karbonhidrat alacağız hem protein alacağız hem e, yağ alacağız tabii ki e, şöyle söyleyelim yani yağı olabildiğince az alacağız ama proteini biraz daha fazla alacağız ondan tabii ki bunlara da dikkat etmemiz lazım yani hepsini eşit şekilde almalıyız da diyemeyiz ama hepsinden almamız gerekir. Proteinler sayesinde yaralarımız çabucak iyileşir. Proteinler kırılan e, kemiklerimizin iyileşmesine Yardımcı olur çünkü çocuklar proteinlerin bir görevi de bildiğiniz gibi tedavi ediciydi, iyileştiriciydi. Nokta nokta vücudumuzun büyüyüp gelişmesini sağlar. Bunlara da çocuklar ne diyoruz? Yine proteinler diyoruz çünkü proteinler vücudumuzun büyümesinden ve gelişmesinde sorumludur. Özellikle çocuklar için de bu yüzden oldukça önemlidir. Evet şimdi doğru yanlış dolduracağız çocuklar. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D yanlışlara Y yazın demiş. Ürünlerin TSE belgesi önemli değildir. Hayır yanlış tabii ki önemlidir çünkü. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler sağlığımıza zarar verir. Evet doğru. Besinler güneş ışığı altında saklanabilir. Hayır tam tersine güneş ışığında saklanmamalıdır. O yüzden yanlış. Mevsiminde yetişen ürünler doğaldır. Evet doğru. Ambalajı şişmiş bükülmüş sütleri alabiliriz. Hayır tam tersi kesinlikle almamalıyız. Çünkü oldukça tehlikeli. Ürünlerin üretim tarihi önemli değildir. Hayır bize tazeliğini gösterir. O yüzden önemlidir. Bu yüzden bu da yanlış olacak çocuklar. Son etkinlik sayfamız çocuklar. Yine bir boşluk doldurma aldığımız ürünlerde ne damgası olmalıdır? TS damgası olmalıdır. Bunu e, Türk Standartları Enstitüsü anlamına geliyordu. Bunu konumuzda işlemiştik. E, nasıl besinler zehirlenmemize yol açar? Bozulmuş besinler çocuklar. Bozulmuş besinleri kesinlikle tüketmemeliyiz. Ürün alırken son kullanma tarihine mutlaka bakmalıyız. O yüzden buraya son yazıyoruz. Derin dondurucudan çıkarılıp çözülen besinler tekrar dondurulmamalıdır. Bunu da konu anlatırken yine söylemiştim hatırlarsanız. Ee, bu da oldukça önemli çocuklar çünkü tekrar dondurmak onu sağlıklı bir şekilde muhafaza etmeyecektir, ee, bozulmasına sebep olacaktır. Dondurulmuş gıdaları alışverişin sonunda almalıyız. Niye? Çünkü erimesin diye. Eğer erirse tekrar e, dondurmamız sağlıklı bir yöntem olmayacaktır. O yüzden buraya en sonunda diyoruz. Paketlenmiş ürünlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın onay numarası olmalıdır çocuklar. Bu bakanlıktan onay alan her besinin besine bir numara verilir. Bu numarada ürünün paketinde ambalajında bulunur. Buna bakmamız, kontrol etmemiz gerekiyor. Çözülmüş gıdalar e, nokta nokta tüketilmelidir. Nasıl tüketilmelidir? Hemen, acilen, hızlı bir şekilde yani bekletmeden tüketilmelidir. Geleneksel saklama yöntemlerinden biri de tuzlamadır çocuklar. E, yukarıda verilenlerden bir tanesi bu. O yüzden buraya tuzlama diyoruz. Veya kurutma da olabilir. Bunun bir tanesini buraya, bir tanesini de altına yazıyoruz. Çünkü altta da buna benzer bir cümle var. Orada da nokta nokta geleneksel saklama yöntemidir yazıyor. Buraya da kurutma diyoruz. Zaten görmüşsünüzdür annelerinizden, büyüklerinizden bazı sebzeleri yazın kurutup kışın kullandıklarını görmüşsünüzdür. Paketi yırtılmış ürünleri çocuklar hiçbir şekilde. Almamalıyız çünkü yırtılmış olması onun bozulmuş olmasını gösterecektir. Etkinlik videomuz, ilk etkinlik videomuz burada sona erdi. E, i̇kinci videoda görüşmek üzere. Soruları ana ders yayınlarından aldım. Yayınlara da teşekkür ediyoruz. Kaynaklarını kullanabildiğimiz için. Görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.